1. Türkmenistan, havayolu şirketi 8 Nisan'da Belarus'tan Türkmen vatandaşlarının ihracatı için özel bir uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor. Minsk'ten Türkmen başına T-5784 sefer sayılı uçuş, yerel saatle 18.30'da Boeing 737-800 tarafından gerçekleştirildi. 2. Aşkabat'ta Kuliyev, Andalip ve Gurban Sultan Ece Caddesi sokaklarında çok sayıda trafik kuralı ihlali tespit edildi. Denetim, saatte 60 km izin verilen bölümlerde hız sınırının ağır ihlaline ilişkin 32 vaka tespit etti. 3. Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi. Mesajda, ikili işbirliğinin siyasi, ticari, ekonomik, enerji, insani ve diğer birçok alanda dinamik olarak geliştiği belirtildi. 4. Uydu televizyon operatörü Alem TV, Türkmen abonelerine Avrupa, Asya, Rusya, Türkiye, Özbekistan ve Hindistan'daki en popüler 125 kanala 24 saat erişim sağlayan VIP ve Sada paketleri sundu. Yıllık abonelik bağlanırken, operatör bonus olarak bir aylık abonelik verir. 5. Aşkabat'ta savunmasız kadınları ve gençleri desteklemek için bir etkinlik düzenlendi. Toplantıya özel sektör, genel halk, Türkmenistan diplomatik birliklerinden 60 temsilcinin yanı sıra gazeteciler ve blog yazarları katıldı. AB'nin Türkmenistan Büyükelçisi Diego Ruiz Alonso, kırılganlık, kaçınılması mümkün olmayan sosyal bir olgudur, dedi. 6. Türkmenistanlı oyacı Gülyalek Babakulova, Oğuz Han ve altı oğlunun da yer aldığı ulusal kostümlerle yeni bir oyuncak bebek koleksiyonu yarattı. Esnaf, Türkmen Portal muhabiriyle yaptığı söyleşide kendinden bahsetti ve yaratıcı planlarını paylaştı. 7. Türkmenistan'ın ikinci şampiyonunun AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki futboldaki ilk maçı 1-1 berabere bitti. Şabap Al-Ahly ile yaptığı görüşmede skoru ilk açan Ahal oldu, ancak avantajı koruyamadı. Türkmen takımının bir parçası olarak defans oyuncusu ABD'ye Bayeşimov kendini ayırt etti. 8. Türkmenistan milli buz hokeyi takımı Lüksemburg'daki dünya şampiyonasında ilk galibiyetini aldı. Türkmen takımı azimli çabalarıyla Tayvan takımını 4-2'lik skorla mağlup etti ve ilk periyodun ardından 2 golle mağlup oldu. Final maçında Türkmenistan milli takımı Türk takımı ile oynayacak. 9. Türkmenistan Hava Yolları, İstanbul-Türkmenabat hattında Türkiye ve komşu ülkelerden 290 Türkmen vatandaşını anavatanlarına teslim eden bir charter uçuş gerçekleştirdi. Türkiye'den charter uçuşla gelen tüm vatandaşlar zorunlu karantinaya alınacak. 10. Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, bakanların ve sektörel daire başkanlarının atanmasına ilişkin bir toplantı yaptı. Türkmenistan Başkanı, denetlediği bloklar için başkan yardımcıları tarafından aday gösterilen 28 kişinin adaylığını onayladı. 11. Sağlığı iyileştiren ve tıbbi sanatoryum, Avaza, Türkmenistan'ın her yerinden vatandaşları kabul etmek için kapılarını açtı. Merkez, çeşitli hastalıkların önlenmesi için hizmet vermektedir. Aynı zamanda, sağlık tesisi 200'e kadar ziyaretçi alabilir. 12. Toplu taşımayı takip etmenizi ve otobüs güzergahları oluşturmanızı sağlayan Duralga mobil uygulaması yaklaşık 3000 kullanıcı tarafından indirildi. 13. Çevre eylemi kapsamında Aşkabat'ta hangi yol bölümlerinin açık kaldığı öğrenildi. Türkmen başkentinin sakinleri 8 ila 18 saatleri arasında Gurban Sultan Ece, Makhümkuli, Kopetdağ caddeleri boyunca araba kullanabilirler. Kemine Caddesi boyunca Bekleve'den Kurban Sultan Ece Caddesi'ne, Ankara Caddesi'nden Mir-7 yerleşim bölgesine giden yolun bir bölümü. 14. 20 Nisan'da Aşkabat'ta devlete ait nesnelerin satışı için bir müzayede düzenlenecek. 15 adet satılık obje var. Ülke ve yabancı ülke vatandaşları depozito ve özel bir ücret ödedikten sonra müzayedeye katılabilirler. Başvurular 19 Nisan'a kadar kabul ediliyor.